Simplex metodu örnek soru 5. Bu videomuzda Simplex metodu konusuna bir örnek sorunun çözümü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen doğrusal programlama problemini Simplex metodu ile çözünüz. Yapmamız gereken ilk iş bizim kısıt fonksiyonlarının oluşturduğu eşitsizlik sistemini denklem sistemine çevirmek olacak. Bunu yaparken de ilk eşitsizliği S1, ikincisini S2 Üçüncüsünü S3 slug variables'ları gevşek değişkenleri eklemiş olacağız. Eksi x1 artı x2 artı s1 eşittir 2. Eksi x1 artı 3x2 artı s2 eşittir 12. x1 eksi 4x2 artı s3 eşittir 4. Ve bir de bizim amaç fonksiyonunda bütün bu x bilinmeyenlerini p'nin tarafına toplayarak bir denklemde oradan elde edeceğiz. Eksi -X1 x1'i bu tarafa atarsak x1. 2x2'yi bu tarafa atarsak eksi 2x2 ve artı p eşittir 0. İşte şimdi bu dört denklemden simplex başlangıç tablosunu veya matrisini oluşturacağız. x1 değişkenimiz var x2 değişkenimiz var. Sonra s1, s2, s3'ümüz var. Bir de p'miz var. Şimdi bunları yerleştirmeye başlayalım ilk denklemde. Eksi 1 kas x2'nin kas sayısı 1. s1, 1. s2, s3 ilk denklemimizde yok. p de yok. 0. Sonuç ne? 2. Şimdi geldik ikinciye. Eksi 1. 3, 1 değil. S1 yok onda. S2 var. 1, 0, 0, 12. Üçüncüsüne geldik. Şunları bir silelim. Üçüncüsüne geldiğimizde 1 eksi 4 0, 0, 1. P yok. Sonuç 4. En altta da P'nin bulunduğunu kesikli çizginin altına yazıyorduk. 1, 2. 0, 0, 0. P1, 0. İşte başlangıç. Simplex matrisimiz bu. Buradaki Basic variable'lar, temel değişkenler ise S1, S2, S3 ve P'dir başlangıç tablosunda. Şimdi ilk olarak pivotlama işlemlerimize başlayacağız. Hangi sütundan başlamamız gerekiyor? En alttaki en küçük negatiften başlamalıyız ki en altta bir tane negatif var. O da bu. Pivot sütunumuz burası. Bunun üstünde bizi Pozitif olanları ilgilendiriyor. Eksi 4 hiç ilgilendirmiyor. Pivot olma şansı yok. Pivot elemanı bu ikisinden birisi olacak. Hangisi? Bir tane pozitif olsaydı direkt zaten o olacaktı. İki tane olduğu için geçiyoruz şimdi buraya. 2'yi buradaki 1'e bölüyoruz. 2 bölü 1, 2. 12'yi buradaki 3'e bölüyoruz. 12 bölü 3, 4. Hangisi daha küçükse o bizim pivot elemanımız olacak. Bu daha küçük. Pivot elemanımız 1 pivot 1. İlk işimiz pivotu 1 yapmak olmalıdır ki zaten 1. Şansa bakın. Sadece o zaman altlarını sıfırlayacağız. Burada yapacağımız işlemlere geçelim. Dediğim gibi pivot 1 olmasaydı ilk iş onu 1 yapacaktık ama 1. O zaman altını sıfırlayacağız. Pivot satırını diğer satırlara bir şeylerle çarpıp ekleyeceğiz. İlk satırı eksi 3 ile çarpıp ikinciyi eklersek yeni ikinciyi buluruz. Burayı sıfırladık. Bunu eksi 3 ile çarpıp ekleyince sıfırlıyoruz. Bunu 4 ile çarpıp buraya ekleyince onu sıfırlıyoruz. 4 satır 1 artı satır 3. Yeni satır 3'ümüz. Bunu 2 ile çarpıp en aşağıya ekleyince de burayı sıfırlıyoruz. 2 satır 1 artı satır 3 satır 4. Yeni satır 4'ümüz. Yapalım bakalım bunu. Şanslıysak en altta hiç negatif kalmaz. Tek pivotlama işlemiyle işi bitirmiş oluruz. Şimdi Tahminen şanslı değilizdir. Ne yapıyoruz? Bunu eksi 3 çarp bekliyoruz. Eksi 3 çarparsam buraya eklersem eksi 3 çarparsam 3 eder. Gerçek satır olduğu gibi yazalım biz. 1, 1, 0, 0, 0. Çekelim 2. Bunu eksi 3 çarptım, 3 etti, ekledim 2. Eksi 3 çarp bekledim 0. Eksi 3 çarp bekledim eksi 3. Eksi 3 çarp bekledim 1. Eksi 3 çarp bekledim 0, 0. Eksi 3 çarp bekledim 6. Şimdi bunu 4 ile çarpıp bekliyorum. 4 ile çarpıp bekledim. Eksi 3. 4 ile çarpıp bekledim. 0. 4 ile çarpı bekledim. 4. 0. 1. 0. 4 ile çarpıp bekledim. 8. 12. Şimdi geldik en alt satıra. Ne yapıyoruz? 2 ile birinci satırı çarpıp en alttakini ekliyoruz. 2 ile çarptık ekledik. Eksi 1. En altta negatiften kurtulamadık. Daha yolumuz var. 2 ile çarp bekledik. 0. 2 ile çarp bekledik. 2. 2 ile çarp bekledik. 0. 2 ile çarp bekledik. 0. 2 ile çarp bekledik. 1. 2 ile çarp bekledik. 4. Şimdi harfleri de yazmaya başlayalım. Üstte değişiklik yok. X1, X2, S1, S2, S3, P. Şimdi bizim pivotlardan birisi değişti. Pivot S1'deydi. Kime geldi? X2'ye geldi pivot. S1 buradan çıkıyor, onun yerine x2 geliyor. X2 pivot x2'de artık. S2, S3, onlar pivotlarını muhafaza ediyorlar, P de muhafaza ediyor pivotunu. Şimdi geldik, en alttan tekrar negatifi belirleyeceğiz. En altta gittik, negatif olan en küçük negatif bir tane zaten. Onun üstünde pivot adayımızı belirleyeceğiz. Pozitifler pivot adayıdır ki sadece ve sadece bir pozitif var. Gidip yan tarafta bölme işlemi bile yapmayacağız. Pivot bu. Öncelikle bunu 1 yapmak için 1 bölü 2 ile satır 2'yi çarpıp yeni satır 2'yi elde edeceğiz. Ne yapalım? Onu şuraya sıkıştırayım küçük küçük yazarak. Yaz yaz bu işin sonu uzun. Eksi 1, 1, 1, 0, 0, 0. Çektik 2. 1 bölü 2 ile çarptım. 1. Bunu 1 yaptıktan sonra altının üstünü sıfırlayacağız. 1, 0, sıfır. eksi 3 bölü 2 burası. 1 bölü 2, 0, 0. 1 bölü 2 ile çarptık orayı 3. Diğerleri olduğu gibi. Eksi 3, 0, 4, 0, 1, 0, 12. Çekelim kesikli çizgimizi. Eksi 1, 0, 2, 0, 0, 1, 4. Şimdi pivotumuz bu. Bunun altını ve üstünü sıfırlamamız lazım. Yapılacak işlemleri yazalım. Bunu direkt birinciye eklediğimizde orası sıfırlanacak zaten. R2 artı R1 yeni R1'imiz. Bunu 3 ile çarpıp ekleyince sıfırlanacak orası. 3 R2 artı R3 yeni R3'ümüz. Bunu direkt en alttakine ekleyince sıfırlanacak. R2 artı R4 yeni R4'ümüz. İnşallah en altta sıfır çık, negatif çıkmaz. Bunu ekledik. 0. Ekledik. 1. Ekledik. Eksi 1 bölü 2. Ekledik. 1 bölü 2. Ekledik. 0. Ekledik. 0. Ekledik. 5. Burası olduğu gibi. 1, 0. Eksi 3 bölü 2. 1 bölü 2. 0, 0. 3. 3 ile çarpıp ekledik. 0. 3 ile çarpıp ekledik. 0. 3 ile çarptık. Eksi 9 bölü 2 eder. Eklersek 4'ün üzerine. Eksi 1 bölü 2. Bunu 3 ile çarpıp ekliyoruz. 3 bölü 2. 1, 0, 3 ile çarpıp ekliyoruz. 21. Direkt ekliyoruz. Kritik yer geldi. İnşallah en altta negatif kalmaz. Ekledik 0. Ekledik 0. Ekledik. Güzel. Pozitif kaldı. 1 bölü 2. Ekledik. 1 bölü 2. Yoksa bir tane daha bu işlemleri yapacaktık. 0 ekledik 1 ekledik 7. En altta negatif kalmadığı için optimal solution'a ulaştık. Yani en iyi çözüme, yani bizim sonucumuzu maksimum yapacak çözüme ulaştık. Hadi şunları da yazalım. x1, x2, s1, s2, s3, p. Şimdi burada kim gitti? S2'de bizim pivot'umuz vardı. Buradan S2'deki pivot gitti. Bakın. S2 çıkıyor. Onun yerine kim geliyor? X1 geliyor. X1'de pivot geldi. X2 X1 S3 P İşte şimdi bizim pivot olanlardan P'nin maksimum değeri 7. P eşittir 7. Tamam. Şimdi devamında da pivot olanlara odaklanalım. X2'de pivot var. X2 5. X1'de pivot var. X1 3. S3'te pivot var mı? Var. S3'te pivot 21. S1 S2'de pivot yok. S1 0. S2 0. İşte maksimum P değeri 7'dir. O da X2'nin 5, X1'in 3 olduğu durumda gerçekleşiyor. En baştaki denkleme götürüp koyarsak şimdi 7'yi vereceğini göreceksiniz. X1'e 3, X2'ye 5 koyacağız. X1'e 3, X2'ye 5. Eksi 3 artı 10'dan 7 sonucunun geldiğini görebiliyoruz. Yani orada en baştakinde ne koyarsak biz maksimum çıkacak. Bunu Simplex tablosuyla belirliyoruz işte. Simplex metoduyla ve bu şekilde işlemlerin sonucunda bulmuş olduk. Bu örneğimizi burada noktalıyoruz.